Değerli basın mensupları ve bizi ekranları başında izleyen sevgili vatandaşlarımız. Canımıza tak eden zamlara dikkat çekmek ve halkın sesine ses katmak için Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak 81 yılda eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. AK Parti iktidarında iki Türkiye var. Biri sarayın Türkiye'si, diğeri ise vatandaşın Türkiye'si. Sarayın Türkiye'sinde elektrik faturasını ödeyemedim, doğalgaza da zam gelmiş gibi dertler yok. Ulaşım bedeli aldı başını gitti. Bu bayramda köye bile gidemedik gibi halkın gündemindeki sorunlar yok. Markete gidildiğinde bugün et alamadık, peynir alamadık, süt bile alamadık. Bu ayı nasıl çıkaracağız? Feryadı yok. Kira derdi yok. Kiracının da ev sahibinin de mağdur olduğu düzenden haberleri dahi yok. Sarayda bebek bezleriyle gelen zamların, tuvalet kağıdındaki fiyat artışın, yağın, pirincin, soğanın, çayın gün aşırı zamlanmasının yarattığı endişe yok. Çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan ailelerin, tenceresini kaynatamayan kadınların çaresizliği yok. Sarayın şaşalı ışıklarından, işsiz gençlerin sürüklendiği depresyondan haberleri yok. Yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryatlar duyulmuyor. Açlıktan midesi guruldayan işçinin, emeklinin isyanı ulaşmıyor. Sarayın Türkiye'si satamadığı ürünün dalında toparlayamayan çiftçiden, zam üstünde zam gelen ürünü erişemeyen tüketiciden bir haber. Halkın derdi sarayın derdi olmuyor. Nasıl olsun ki? Sarayın Türkiye'sinde beşli çeteler var. Dolar bazında ihale alanlar var. Dolarlarla gelir garantili yollar, köprüler, hastaneler yapanlar var. Dolarla devlete boş para verenler var. 4-5 kurumdan birden maaş alanlar var. Vatandaşın Türkiye'sinde ise yangın yeri. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi, borç üstüne borç. Türkiye'yi uçuracağız. Ülkemizi dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız dediler. Dünya sefaretliğinde ilk oyuna soktular. Sosyal yardımlaşmalardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan hane sayısını 4,5 milyona çıkardılar. Halka ekonomik soykırım uyguladılar. Erdoğan, ÖTV'yi arttırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullandı. Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıtta 6 TL zamlandı. Şimdi bu zam iğneden ipliğe her şeyi misliyle yansıyacak. Enflasyon daha coşacak. Çakma ekonomist, bozduğu ekonomiyi memura, işçiye, emekliye, vatandaşa yüklediği vergiler ve zamlarla düzeltmeye çalışıyor. Millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor. 85 milyonu beşli çetelere mahkum ediyor. Kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, eşitlik lehine küme düşmüş bir ülkeye dönüştürüldük. Bu zulmün karşısında ezilen vatandaşımıza sesleniyoruz. Bu yangını kimin çıkarttığını biliyoruz. Türkiye'yi nereden kurtaracağız? Yangını söndürecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz halkın partisiyiz. Saray ile halk arasındaki duvarı biz yıkacağız. Halkın iktidarını biz kuracağız. Kamuoyuna saygılarını.